GündemTV.com haber kanalından hepinize merhabalar, günaydınlar diyelim. Sabahın erken saatlerinde dedik ki günü biraz yorumlayalım. Ondan sonracığıma malum bugün Arefe, yarın bayram. 11 ayın sultanı olan ve içinde Kadir Gecesi'nin bulunduğu 1000 aydan daha hayırlı diye buyurulan ve Cenab-ı Hakk'ın kelamını alemlerin sultanı olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirmiş olduğu Kadir Gecesi'nin olduğu bir ay. Tabii ki bu Ramazan buruk geçti diyebiliriz. Zaten 8-9 haftadır, hatta 10 haftadır Cuma namazının kılınmadığı, teravihlerin olmadığı, camilerimizin maalesef koronavirüsü nedeniyle kapalı olduğu, ondan sonra cuma böyle iftarların olmadığı, insanların birbirine gelip gitmediği böyle bir acayip Ramazan ayını bitirmiş olduk diyelim. Sağlıkla, sıhhatle, afiyetle Cenab-ı Allah inşallah daha güzel bir Ramazan'ı, daha bereketli bir Ramazan'ı, daha feyizli bir Ramazan'ı inşallah hepimize nasip eder. Tekrar görmek nasip olur diyelim. Dediğim gibi 4 günlük sokağa çıkma yasağı var. Yarın malum bayram namazı yok. Yarın işte birbirimize sarılıp bayramlaşma, selamlaşma yok, kelamlaşma yok. Büyüklerin küçükleri gözlerinden öptüğü, küçüklerin de büyüklerin ellerinden öpüp haçlık aldığı bir bayram da yok. Baktığımız zaman biraz hüzünlü, biraz buruk bir bayram diyebiliriz. 4 gün evlerdeyiz. Tabii ki evlerde durunca ne yapacağız sorusu malum. İşte akşama kadar ye işte, yani bunun da bir sınırı olması lazım. Peki işte kitap okumadır, araştırmadır, bir şeylerle uğraşmadır, hobidir, buna benzer şeylerin tabii ki hepimizde olması gerekir. İnşallah bu saatten sonra toplum olarak okuyan, araştıran, düşünen ve yorumlayan bir toplum olmak inşallah nasip olur diyelim. Tabii ki gündem elbette ki yoğun. Her ne kadar ekonomik sıkıntıları konuşmuş olsak da gündemin konusu siyaset. İşte erken seçim mi olacak, yok darbe mi olacak, darbe söylentileri nereden çıktı, işte İzmir'de camide işte müzik çalındı gibi haberleri duymak mümkün. Soru şu, öncelikle yeni kurulan partilere hayırlı olsun diyemeyen bir siyasi mecramız var. Yeni kurulan partilerin siyasi hayatımıza, Türk siyasetine katkılar sunmasını, devlete, millete, vatana faydalı olmasını bekliyoruz demekten biraz uzak olan bir siyaset var. Siyasetin kutuplaşması kimseye fayda sağlamaz, onu öncelikle söyleyelim. Tabii ki şu anda Deva Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında olan bir söylem kavgası var. Peki sebebi ne diye baktığımız zaman aslında bunun sebebi çok açık. Bunu fazla böyle ondan sonracıma düşünmeye de normalde gerek yok. Niye diye sorarsanız AK Parti'nin söyleyemediklerini veya söylemek isteyip de içinde barındırdığı söylemleri Milliyetçi Hareket Partisi bir yerde AK Parti'nin adına söylemiş oluyor. Tabii ki marjinal ve marazi partiler söylemi siyasete yakışmayan bir söylem diyebilir. Çünkü dediğim gibi siyasetin söylemleri bayramdan sonra büyük bir ihtimal birazcık daha keskinleşecek. Deva Partisi bakıldığı zaman söylem olarak elbette ki iddialı bir parti. Bunu artık kimse yok sayamaz. Gelecek Partisi Sayın Ahmet Davutoğlu'nun söylemleri gerçekten de siyasette aslında olması gereken söylemler. Siyasetin artık bu saatten sonra susan siyaset değil, analiz yapan, gerçekleri söyleyen artı güncel siyaseti yorumlayan siyasetçi olması lazım. Siyasi partilerin il başkanlarının da
Aynı şekilde söylem üreten il başkanları olması lazım. İşte günaydın, hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun falan filan. Ya arkadaş iyi güzel de bu memleketin sorunlarını artık bir nebze olsun konuşmak gerekiyor. Bu memleketin sorunlarını ve çözüm yollarını da artık konuşulması gerekmekte. Tabii ki baktığımız zaman işte 4 günlük sokağa çıkma yasağı var ama malum internet artı işte sosyal medya artı YouTube kanalları artı işte telekonferans sistemiyle her ne kadar dijital ortamda canlı bir şekilde bağlantı olup soluğunuzu duymasak da en azından gözünüzün rengini, suratınızın halini görmek mümkün. Onun için bayramdan sonra siyaset hızlanacak mı hızlanacak? Bundan yaklaşık 1,5 ay önce yazmış olduğumuz bir yazı vardı. Şişedeki cin çıktı diye. Evet, artık şişedeki cin çıktı. Alaaddin'in sihirli lambasındaki cin artık ortaya çıktı. Ve bu cin siyaseti hareketlendirecek mi diye sorarsan evet hareketlendirecek. Siyasi partiler ve seçim kanunundaki değişiklik neden bugün sorusu önemli. Peki partiler arasında işte milletvekili transferidir, gelişlerdir, gidişlerdir bunlar konuşuluyor ama Sayın Süleyman Soylu'nun Demokrat Parti'den AK Parti'ye geçtiği, Numan Kurtulmuş'un önce Refah Partisi'nden ayrılıp kendi siyasi partisini kurduğu, sonra partisini lav edip AK Parti'ye geçtiği bir gerçeği var. Bunun gibi işte diğer partilerden bir başka partilere geçmiş insanlar var mı? Var. Tabii ki bunlar transfer olarak görmek şöyle mümkün değil. Hani 15 günlük, 20 günlük, 1 aylık, 2 aylık süreç için geçmiş, partisinden istifa etmiş, başka bir partiye geçmiş, transfer olmuş oyuncular değil. Ama dediğim gibi partiler arasında veyahut da işte siyasi partiden istifa edip başka bir partiye geçmek anormal bir şey mi diye sorarsanız bana göre anormal bir şey değil. Şimdi siyasetin dediğim gibi siyasetin böyle işte kaçak siyaset, kaçak oyun gibi görünmesinin tek bir sebebi var. Demokrasi kanallarının biraz kapalı olması. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün bir söylemi vardı. YouTube kanallarıyla bu iş olmaz diye. Şimdi tabii ki şöyle bir cevap verebiliriz. Normal kanallara muhalefet partisinin liderlerinin, sözcülerinin çıkmasını engellerseniz YouTube'da, sosyal medyada bu işler artar mı artar. Artı bir de normalde şu anda sosyal medya televizyondan daha etkili diyebiliriz. Baktığımız zaman mesela Ahmet Davutoğlu'nun haftada bir kere yapmış olduğu toplantı etkili mi? Etkili. Söylemlere baktığımız zaman Ahmet Davutoğlu'nun söylemleri etkili mi? Etkili. Ali Babacan dediğim gibi Deva Partisi önümüzdeki süreçte zaten söylemler olarak şu anda meydandalar. Ondan sonracığıma dijital ortamda, sosyal medyada, haber kanallarında meydandalar. Önümüzdeki süreçte Deva Partisi'nin parlayacağını söylemek doğru olur. Dediğim gibi neden Deva Partisi ile işte MHP arasında böyle bir çatışma var? AK Parti'de niye böyle bir çatışma olmuyor diye baktığımızda dediğim gibi AK Parti'nin söyleyemediklerini bugün Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti adına söylemektedir dersek yanlış olmaz. Çünkü görüntü zaten o. Erken seçim olasılığı var mı diye sorarsanız burası Türkiye, yarının ne olacağı burada belli olmaz. Her an bir baskın seçim olabilir mi diye sorarsanız olabilir. Siyasetin kanalları her zaman açık olmalı. Siyaset birilerinin tek elinde değil, herkesin siyaset yapabileceği bir ortam olmalı. Demokrasi fikirlerin, özgürlüklerin, yorumların, düşüncelerin aktarıldığı bir platform olarak yaşamalı ve yaşatılmalı. Yani yapılması gereken şu, konuşan insandan, düşünen insandan, yazan insandan artık çekinmeyi bırakmalı, düşüncelere, fikirlere biraz alan vermeliyiz. Yani inanan, inanmayan, dindar olan veya laik olan, dili, dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun hep birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekir. Bir apartmanda işte 20 daire var, 40 daire var, 80 daire var. Herkesin aynı düşünmesini,
beklemek yanlış olur. Herkesin aynı yaşam felsefesine sahip olmasını beklemek yanlış olur. Sizin düşüncelerinizde olmayan insanları da kabullenmek ve sizin gibi düşünmeyenlere de saygı göstermek zorundayız. Onun için bu dünya hepimize yeter. Yeter ki hasetten, fesattan, kıskançlıktan ve benlik davasından vazgeçelim. Hep birlikte kardeş olmanın yolu birbirimizi sevmekten geçiyor. Hazreti Peygamber'in buyurduğu gibi iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız sözünü unutmamamız gerekir ve haset olanda iman olmaz sözünü de bir kağıda yazıp cebimize koyarak gezdirmemiz gerekir. İnşallah daha güzel günler bizlerin olur. Daha güzel günler evlatlarımızın, çocuklarımızın, geleceğimizin olur. Bu ülkenin güçlenmesi, kalkınması hepimizin istediği ve önemsediği bir şeydir. Güçlü devlet, güçlü millet, güçlü vatan, gelir seviyesi artmış, milli geliri artmış, huzur içerisinde yaşayan insanlar, valiliğe, kaymakamlığa, belediyeye muhtaç olmayan insanlar, ya bunlar olsun. Fakiri ya işte ölmeyecek kadar ayakta tutalım. Fazla da diriltmeyelim. Yine böyle kalsın. Zihniyetinin de artık bitmesi gerekir. Orta ölçekli insanlar olmak, ondan sonracığıma gelir seviyesinin, hayat standardının arttığı bir toplum olmak hepimizin beklediği ve umduğu bir durum. Şimdiden Ramazan bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyorum. Cenab-ı Allah nice bayramlara ulaşmayı bizlere nasip etsin. Hacı Bayramı Veli'nin dediği gibi bayramın indi, bayramın indi. Yar ile bayram ederler şimdi sözünün yaşandığı, yar ile bayramın olduğu bir bayramınız olsun inşallah. Cenab-ı Allah ülkemiz üzerindeki bütün belaları, sıkıntıları, felaketleri alsın. İnsanlık üzerindeki sıkıntıları, felaketleri alsın. Huzurun, barışın, kardeşliğin, bolluğun ve bereketin olduğu günler inşallah hepimizin olur diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı.